Kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. 2023 KPSS sınavını bitirdiniz. Birçoğunuzun morali bozuk, canınız sıkkın, ne sorular bekliyordunuz, neler çıktı hepinizi çok iyi anlıyorum. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu sadece size zor değildi. Sınava giren tüm adaylar hepsi zorlandı. Sadece bu sorular size zor gelmiş gibi düşünüp canınızı sıkmayın. Bu soruların herkese sorulduğunu, herkesin zorlandığını unutmayın diyorum. Ve sizlerle 2023 KPSS'nin sorularını değerlendirelim. Hangi alanda ne kadar zorladılar? Bunları tartışalım. Sorulara göz attım. Birçok öğrencimle konuştum. Genel yetenek alanında Türkçede ilk sorular böyle basit başladı ama ortaya doğru çok zorlaştı ve paragrafta artık maksimum düzeye geldi. Yani bazı paragraflarda bazı öğrencilerim not almış oraya. O kadar e, pararaftan paragraftan kopmuşlar. O kadar zormuş. Ve Türkçe'de sayısal mantığı da çok zorlamışlar. Yani bu kadar zorlamanın bence gereği yoktu. Türkçe'ye genel itibariyle en az 50 dakika 1 saat zaman harcamış öğrencilerim. Bu zamanı harcamalarına rağmen buna rağmen hani emin değiliz diyorlar yapamadık diyorlar. O kadar Türkçe'yi zorlamışlar. YKS'de de bunu görmüştük. Türkçe'yi zorlamıştı. Türkçe'ye daha çok önem vereceğiz bundan sonra. Paragraf sorularını daha çok çözeceğiz. Aslında Türkçe'yi zorlaması tüm dersleri etkiliyor arkadaşlar. Niye böyle oluyor? Türkçe'yi bu kadar zorlayınca siz bir saatinizi, bir saat on dakikanızı harcayınca diğer derslere zaman kalmıyor, zaman ayıramıyorsunuz. Mesela özellikle matematikte çerez sorulara bile zaman kalmamış. Matematiği belki vakti olsa çok daha fazla net yapacak öğrencim varken vakit yetemediği için Matematikteki birçok soruyu görmemiş bile. Türkçe bu sınavın kalesi gibi. Kale gidince diğer dersler de gidiyor. Türkçe'de gerçekten abartı zorlamışlar. E, matematik alanında orta düzeyde sormuşlar. Yani ÖSYM kalitesinde olmuş. Genel itibariyle gördüğüm. Yani bir matematiği yorumlayamam tabii ama. Hem öğrencilerimle konuştum hem kendim biraz göz gezdirdim. Matematik bu şekilde gelmiş. Ama sorun işte vakit kalamadığı için bu sorulara da vakit olmadı. Belki matematik orta düzeyde sordu ama... E, vakit yetişmedi Şimdi asıl geldik genel kültüre benim alanıma Kıymetli arkadaşlar genel kültür tam bir facia Son yılların en zor sınavı demeyeceğim Bakın bu zor bir sınav değil Zor olsa anlarım Bakın zor sınavda çalışan çalışmayan ayırt edilir Ama bu zor bir sınav değildi Saçma bir sınavdı Yani çalışan da ayırt edilemedi Çok saçma bir sınav oldu ÖSYM bazen kolay sorardı Herkes yapardı çalışanı ayırt edemezdi Zor sorduğunda da çalışan ayırt edilirdi Öne çıkardı ama öyle bir sınav değildi. Gerçekten benim de çok canım sıkıldı. Tarih alanında orta düzeydeydi. Bir tık bazı sorular zordu ama ÖSM kalitesindeydi diye geldi yorumlar. E ben de baktığımda böyle gördüm. Yani tarihte keşke yorum sorusunu bu kadar fazla sormasaydı. Yani bu bir YKS sınavı değil, bu bir KPSS sınavı. Daha çok bilgi sorusu sorması gerekiyordu. Keşke öyle bir bilgiler sorsaydı ki o bilgisiyle bizi zorlasaydı. Ama sorular yoruma dayalı olduğu için... Yoruma dayalı olan sorularda çalışan çalışmayan ayırt edilemiyor arkadaşlar. Yani bir Türkçe sorusuna dönüyor. Bir paragraf veriyor. Yukarıdakilerden hangisine ulaşılamaz gibi sorular oluyor. E burada da çalışan tabii ki ayırt edilemiyor. Coğrafya son yılların e, istisnasız bence en saçma sınavıydı. Gerçekten üzüldüm. Coğrafyaya o kadar zamanlarcamış, o kadar emek etmiş birçok öğrencimiz yapamadı bu soruları. Çalışmasına rağmen yapamadı. Bazı sorular vardı ki o konuyu defalarca okusanız da yapamayacağınız sorular vardı. Vatandaşlıkta arkadaşlar ÖSYM önceden gerçekten güzel soruyordu vatandaşlığı. Orta düzeyde soruyordu. Hani 3 soru zor, 3 soru normal, 3 soru zor şeklinde gene itibariyle ben görüyordum. Ve beğeniyordum vatandaşlık sorularını. Ama bu sene gerçekten zor bir soru sormamış, saçma soru sormuş. Yani milletvekili yeminiyle Cumhurbaşkanı yemininin farkı da sorulmaz yani arkadaşlar. Vatandaşlıkta o kadar güzel konular, bilgiler varken bunu sormak çok ayıp. Bunu sormasını ben hiç yakıştıramadım. Güncel bilgilerde adı üstünde güncel bilgi sorması gerekiyor. Bakın ben güncel bilgilerde 6 sorudan 4 soru yakaladım ama buna rağmen ben de kızgınım ÖSYM'ye. Çünkü ben güncel bilgi de yakalamak isterdim. Yani ben bu senenin bütün olaylarını size verdim ama bu olaylardan sormamış ÖSYM. Ye. Genel kültür bilgisine çeviriyor güncel bilgiyi. Artık son yıllarda buna doğru evriliyor. Mesela 2022 KPSS'de her sene bazı kurumlar bir sene ilan ediyor. Bunları ezberliyoruz, öğreniyoruz ya. 2022 KPSS'de gitti. 2021 yılında UNESCO ne yıla ilan etmiştir diye sordu. Yani bu apayrı bir olay. Öğrencilerim Mihriban Türküsü'nü sormuş hocam dedi. Sevindim yani Mihriban Türküsü'nü yapmışsınızdır diye düşündüm. Ama şıklara baktım ki ben de yapamadım. Yani Mihriban çocukluğumuzdan beri hepimizin bildiği türkü şıklarda gene düşürmüş arkadaşlar. Yani beklediğimiz gibi olmadı tabii ki. Mihriban'ı kesinlikle düşürmek için sormuş. Diğer soruları ben video sonunda sizle değerlendirelim güncel bilgileri. Ama onun dışında genel itibariyle kesinlikle önceki seneye göre mesela zor bir sınavdı. Yani zor da demek istemiyorum saçmaydı arkadaşlar. Zor sınavda dediğim gibi çalışan öğrenciyi ayırt edebilirsiniz. Zor sorarsınız zorlarsınız o konuda. Hem bilgiye hem yorumlamaya çevirirsin soruyu. Hatta bazı sorularda 4 öncül verirsiniz. Hangi seçenekle işleşmiyordur dersiniz. Bir sorudan 4 soru çıkarırsınız. Yani bunları anlıyorduk ama böyle saçma sorması benim de gerçekten çok canım sıktı. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar bu sınav sadece size zor değildi. Lütfen canlı sıkmayın. Birçok kişi bakın bana mesaj atan bir kişiden ben Türkçem iyi geçti diye görmedim. Süreyi yetiştirdim diyen görmedim daha. Birçok arkadaşım yazdı konuştuk değerlendirdik. İnanın herkes sizin durumunuzda. Lütfen moralinizi bu kadar bozmayın. Daha önünüzde eğitim bilimleri var. Daha yani yolun yarısına geldiniz. Daha bir yarısı daha var. O yüzden lütfen canınızı sıkmayın diyorum. Size en çok hangi ders zorladı diye bakın anket yaptım. %45 ile birinci sırada Türkçe var. İkinci sırada coğrafya var. Beklediğimiz gibi özellikle Türkçe seçmelerin sebebi süreyi çok ayırdığından ve süreyi ayırıp doğruluğundan da emin olmadığından dolayı en çok tabii ki Türkçe'de zorlandılar. Belki Türkçe'de bir tık daha orta sorsaydı belki öğrencilerin süresi yetişecekti. Matematikten daha çok net yapabileceklerdi. 2023 KPSS zorları zor muydu diye sordum. Çok zordu diye %35'lik bir kesim var. %48'lik kesim de zordu diyor. Sınavınız nasıl geçti diye bir de böyle sordum. %57'si berbat, %38'i orta şeklinde söyledi arkadaşlar. 1000-1200 kişi katılmış bu ankete. Ben size bir de şu örneği vereyim belki içiniz rahatlar. Önceki senelerde 80 netle 82 alan arkadaşlarımız oldu ve başka bir sınavda 78 netle 84 alan arkadaşlarımız da oldu. Yanınıza sıkmayın diye işte bundan diyorum size. Önceki senelere göre netiniz düşmüş olabilir ama puanınız önceki senelere göre hesapladığınız için canlı sıkılıyor ama puanınız bir tık daha üstte gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. ÖSYM de standart sapmaları, verileri paylaşmadı. E, o paylaşınca tekrar bakarız, değerlendiririz ama görünen şu ki en çok Türkçe ve coğrafyada e, bayağı bir net azalması olacak. Şu an öyle gözüküyor. ÖSYM'yi bir konuda ben eleştirmek istiyorum. Hatta hepinize söylüyorum. Hep beraber bir olalım. ÖSYM'yi bu konuda uyaralım. Bu konuya bir çözüm getirsin. Temmuz'un sonunda bir sınav olmasın arkadaşlar. Yani bakın Antalya'da 45 dereceydi hava. Allah'ım o nemiyle o sıcaklığıyla Antalya'da 45 derecede sınava giren bir öğrenciyle Rize'de 23 derece sınava giren bir öğrenci bir kesinlikle değil. Bazı okullarda klima var bazı okullarda yok. Yani gözetmenler de şaşırdı nasıl ceyran ettirelim diyor. O kapıyı açıyor o pencereyi açıyor. Bütün salonlardan ceyran ettirmeye çalışıyorlar. Yani buna acil çözüm bulmamız gerekiyor. Ya sınavı 1-2 ay önceye alalım ya da 1-2 ay sonraya kaydıralım. Antalya'nın o sıcağında o soruları çözmek kolay değil. Yani bir yandan o kadar terleyip bir yandan da soruya odaklanmak kesinlikle kolay değil. Yani sınava giren herkes aynı şartlarda girmedi. Bu konuda da kesinlikle baskı yapmalıyız diyorum hepinize. İnşallah bir çözüm getirir seneye daha erken yapar diye umut ediyorum. Kıymetli arkadaşlar 2023 KPSS e değerlendirmem böyleydi. Yorumlara mutlaka kaç netiniz çıktı hangi derslerde zorlandınız yazın. Yorumlarda konuşalım devam edelim tartışalım. Güncelde neler yaptık? Kaç soru yakaladık? Bunları da konuşmak istiyorum. E, 2022 KPSS lisansta, 2022 KPSS lisans sınavında ben 3 soru yakaladım arkadaşlar. Aslında 4 soru yakaladık ama 4. soruyu ben 2021 KPSS'de vermiştim. Yani daha aynı bahsettiğim o UNESCO senesini 2022 yılında UNESCO'nun ne yılı ilan ettiğini sormadı 2021'i sordu Yani bu bakın zor bir soru değil Bu saçma bir soru oluyor Ve ben buna rağmen 3 soruyu da birebir yakalamama rağmen Yemediğim hakaret yemediğim küfür kalmamıştı Ve ben özellikle gittim Bunları da yakaladım diye övünemedim birçok e, hesap yakaladık diye paylaştı ama ben yapamadım içim rahat etmedi Ve yakalayamadığımız sorular diye attım e, ve zaten bu sınavda iptal oldu güncel gerçekten o daha saçmaydı ya Arkadaşlar bu sınavda da 4 soruyu yakalayınca instagramdan falan takip edenler varsa biraz bezdirdim e, reklamlardan Yani kusura bakmayın diyorum öncelikle ama inanın geçen seneden içimde kaldı bu Ben de bu mutluluğumu paylaşmak istedim aslında Kıymetli arkadaşlar Nisan 2022 tarihinde TDK NFT'nin Türkçe karşılığını yayınlamıştı. Ve ben hemen yayınlar yayınlamaz sizlere bu bilgiyi verdim. 2022 KPSS güncel bilgiler konu anlatımında öncelikle verdim. Ondan sonra bakın Instagram'da hikayede defalarca paylaştım. Sonra doğru cevap verene kitap indirim vereceğim dedim. Sonra YouTube'da güncel bilgiler denemelerinde video soru çözümünü yazdık. Hatta bakın burada dedim ki nitelikli fikirler topluluğu gibi bir seçenek daha yapar. NFT ile ilgili gene baş harfleri NFT olan bir seçenek daha verir böyle düşürmeye çalışır ÖSYM dedim. Ve dediğim gibi de çıktı gerçekten ÖSYM diğer seçenekte NFT gibi yapmış farklı bir seçenek vermiş. Soruyu da ekrana getiremiyorum telif ihlalinden dolayı. Ve dediğim gibi de çıktı bizi takip edenler videolarımı izleyenler çok teşekkür etti. Dün sınavdan beri gerçekten Allah razı olsun diyorum ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceleri için. Bir diğer yakaladığımız soru Salvador Dali sorusuydu. Yani bilinen bir soruydu yapılabilirdi eriyen saatler. Vatandaşlık E kitabımızın 109. sayfasında Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi veto hakkı bulunan daimi üyelerini fırça diye kodlamıştık hatırlarsanız. E bunu da öğrencilerim kağıda direkt fırça diye yazıp Fransa'yı işaretlemiş. Bunlar da beni çok mutlu etti. Ayasofya'yı kebirinde anlamını sormuştum size bir denemede. Bunu da yapan birçok arkadaşımız olmuş. Yani alt soruda 4 soruyu yakaladık. İçim gerçekten bir yandan gerçekten çok mutlu oldum. 4 soruyu yakaladık. Birçok öğrencim de yapmış. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. Bir yandan da üzüldüm. Yani beni takip etmeyen tabii ki bir sürü insan var. E, o insanlar da güncel bilgi çıkacak diye güncel bilgi çalıştı ama güncel bilgi karşısına gelmediği için bu durum beni üzdü. Keşke ÖSYM güncel bilgilerde 3 adet güncel 3 adet genel kültür sorsaydı eminim fulleyecektiniz ama gitti Mihriban'ı sordu yani ben de üzüldüm bu duruma. Bu sene 4 soru yakalamama rağmen gene birçok eleştiri aldım yani ben bazı insanları gerçekten anlamıyorum. Bakın 2022'de ben yakalayamadım yani 3 soru yakalamama rağmen reklam yapmaya utandım çok saçmaydı sorular. Gittim yakalayamadım sorular diye video paylaştım. Ben yakalayamadım dedim. Sonra sınav iptal oldu. Öyle bir süreç yaşadık. Şu anda da 4 soru yakaladıysam bunun da bunun da gelip hakkını vermenizi istemiyorum tabii. Gelip böyle teşekkür etmenizi ben beklemiyorum. Ama gelip de beni eleştirmenizi de gerçekten anlamıyorum. Şimdi bir yorum da ekrana getirecektim bir arkadaşın ama şimdi vazgeçtim. E, belki üstünde yüklenirsiniz diye. E, bugün paylaştığım short videosunun altına şey yazmış. 5000 tane güncel bilgi paylaştın. Bir zahmet tuttur falan yazmış. Kıymetli arkadaşlar benim 5000'i bırakın 1000 tane bile paylaştığım bir güncel bilgi yok ve bunu da doğru bulmuyorum zaten. Bakın benimle beraber güncel bilgiler sunan birçok hocamız gittiler genel kültür alanında 1000 tane, 2000 tane soru cevaplı kitaplar çıkardılar. Ben bunlara karşı olduğumu söyledim. Yani bir öğrenci 2000 bilgi bir anda verip sınava gönderirseniz zaten kafası karışır, bildiğini de unutur, yapamaz diye söyledim. İnanın ben de çıkartabilirdim öyle kitap. Hatta 100-150 TL'ye satmışlar doğru bulmadım. Yanlış olduğunu düşündüm. İstesem ben de çıkarırdım, paylaşırdım. 2000 tane genel kültür bilgisi ben de hazırlarım, yazabilirim. Ama doğru olmadığını düşündüğüm için böyle şeylere girişmedim. Mühim olan güncel bilgilerde az ve öz bilgiyle soru tutturabilmektir. Ve ben de bu sene, önceki seneler bu şekilde hazırladım düşünüyorum. Ve 4 soruyu yakaladığım için gerçekten mutluyum arkadaşlar. Özellikle geçen senenin içimde acısı varken bu sene 4 soru yakalamak beni çok mutlu etti. Ve sizlerden çok güzel mesajlar aldım. Bakın onları da ekrana getiriyorum. Yani hızlıca 5-6 tanesini aldım. Bunun gibi onlarca mesaj geldi bana. Bu nasıl beni mutlu eden bunlar oldu. İlginizden, düşüncelerinizden ötürü çok çok teşekkür ederim. söylediğim gibi canınızı kesinlikle sıkmayın. Netiniz az çıkabilir. Bu size özel bir şey değildi. Yani sorular size özel oldu da tek başınıza girmediniz. Sizin gibi 1 milyona yakın kişi sınava girdi. Ve bakın ben söylüyorum size, onlarca öğrencimle konuştum, bana yüzlerce mesaj geldi, birçoğuna baktım. Herkes zorlanmış arkadaşlar. Yani bu yüzden söylüyorum zaten, canınızı sıkmayın diye. Herkesin netleri düşeceği için canınızı sıkacak bir durum yok. Yorumlarda kaç netinizin çıktığını, hangi dersten zorlandığınızı bekliyorum. Yorumlarda e, hepsini okuyacağım, cevap yazmaya çalışacağım. Oradan devam edelim. Neler yapmamız gerektiğini tartışalım. Çoğunuz yolun daha yarısındasınız. Daha iyi eğitim bilimleri var. Bunlara odaklanın. Her zaman söylüyorum. Bizim arkadaşlığımız sadece bu videolardan ibaret değil. Yani daha tercih döneminiz olacak. Tercih döneminizde de yanınızda olacağım. Yarın bir gün atanacaksınız. Bir yere gideceksiniz. Orada bir çayınızı içeceğiz. İnşallah güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar kurarız. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Lütfen canınızı sıkmayın. Allah'a emanet olun. Sınavınızda hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepiniz gönlünüzden geçen hakkınızdaki en hayırlı yere atanırsınız diyorum. Kendinize iyi bakmanız dileğiyle hoşçakalın.